Günaydın. Herkese iyi haftalar. Bu hafta tabii ağırlıklı olarak FOMC toplantısı ayın 21'inde biliyorsunuz. Aynı zamanda yine Japonya tarafında da boş toplantısı var. Dolayısıyla her iki toplantının da 21'inde olması nedeniyle çarşamba günü kritik bir gün olacak. Muhtemelen sabah da akşam da merkez bankalarının kararlarına göre hareket edecektir. Önce bir nerede olduğumuza bakalım. Daha sonra zaten her iki merkez bankasından neler yapabiliriz, ne beklediğimi ayrı olarak paylaşacağım. Cuma günü gelen veriye baktığımızda ki detaylarını paylaştım, dolayısıyla hepsinin üzerinden gitmek istemiyorum. Kuvvetli bir enflasyon verisi geldi diyebiliriz. Burada işte sadece sağlık sektöründen kaynaklanan bir yükseliş yok. Birkaç tane öyle yorum okudum ama rapor okudum. Aksine uzun süredir zaten barınma, özellikle OER tarafında da bir yükseliş vardı. Genele yayılan bir yükseliş olmaktadır, başladığını görüyoruz. Tabii burada genele yayılmaktan kastım, mailde de attığım gibi zaten son 20 yıldır, 30 yıldır baktığınızda Amerika'daki enflasyonun kaynağı işte petrol krizlerini vesaire bir kenara bırakırsanız sağlık, eğitim, konut gibi çok ana sektörlerden oluşuyor. Buralarda ve ilaçlar ciddi bir verimlilik artışı sağlanamadığından dolayı veya olmadığından dolayı bu sektörlerden oluşuyor. Bu sektörlerin iki tanesi, üç tanesinde zaten artış olması genele yaygın bir artıştan bahsetmek için yeterlidir. Dolayısıyla burada da artık yükselişin genele yaygın olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Aynı zamanda şunu da unutmamak lazım. İşte Fed PCE'ye bakar görüşü var. Elbette ki bu doğru. Fed PCE'ye bakıyor. Ama CPI gibi göstergelerde hani cumartesi günü de söylediğim gibi MUMO süs olsun diye paylaşılmış kullanılan göstergeler değil. Özellikle Cost of Living Adjustment gibi ki önümüzdeki dönem bu yapılacak maaşların ayarlanmasında kullanılan gösterge CPI'dir. Dolayısıyla burada yaşanan her türlü yükselişin yavaş yavaş ücretler dahil olmak üzere emeklilik maaşları vesaire, sağlık giderleri dahil olmak üzere yavaş yavaş ayarlamalara söz konusu olduğunu göreceğiz ve bu da bütün piyasayı etkileyecek olan bir gelişme. Neyse, çok uzatmadan etkisine bakalım. Piyasada satış olarak yansıdı ama S&P tarafında hala diğer bazı varlıklarda da olduğu gibi destek seviyelerinin etrafında dolaştığımızı görüyoruz. Bu seviyelerin kırılması, yani 2120-2130 aralığının kırılması bizi hızlı bir şekilde 2080'lere getirecektir diye düşünüyorum. Ama şu ana kadar da bu seviyelerin net bir şekilde kırılmadığını, birkaç defa test edildiğini, hatta geçen haftanın neredeyse tamamını bunu testle geçirdik ama kırılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla biraz daha sabredelim etmekte, 2120'lerin net bir şekilde kırıldığını görmekte fayda var. Apple'ın kuvvetli bir şekilde destek verdiğini gördük. Genel olarak piyasaya güzel bir tabandan da çift dipten de çıkmak üzere. Dolayısıyla çok umutsuz değilim. Amerikan endekslerinde faiz artışı gelse bile, bunun altını çiziyorum, faiz artışı gelse bile ilk başta negatif algılanabilir ama biraz daha orta vadeli baktığımızda Amerikan endeksleri yukarıya doğru gitmeye devam edecek. Bence ayı piyasasına girmek için henüz Amerika'da erken diye düşünüyorum. Ekonomik veriler açısından baktığımızda FOMC dışında çok önemli bir veri yok. Belki ikinci el konut satışları biraz öne çıkabilir. Çin tarafında sabahki mailimde paylaştığım gibi bazı önemli hareketler oluyor. Önce borsa tarafına bakalım. Borsa tarafında herhangi bir rahatsızlık yok. Ancak HIBOR tarafında müdahale devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda daha düşük seviyeleri tartışmıştık ki onları da zıplama olarak değerlendirmiştik. Hatırlıyorsunuz, 1'lerden 5'lere çıkmıştı, ardından 8'lere çıkmıştı ama bu sabahki hareket çok daha kuvvetli bir hareket. 23'lere doğru atan, yani bu senenin başındaki hareketi bir kenara bırakırsak son zamanların en büyük hareketinden bahsediyoruz. Ama bunun etkili de olamadığını
söyleyebilirim. Tabii bu çok da pozitif bir görüntü değil. Yani offshore yuanın hala yukarıya doğru kafasını kaldırabilmiş olması çok pozitif değil bu HIBOR hareketine rağmen. 6.70 seviyesini koruyor, koruyacak gibi gözüküyor şimdilik Merkez Bankası. Tabii Fed tarafından gelen açıklamalar genel bir dolar rallisi yaratırsa o zaman işi çok daha zorlanacaktır. Sentetik endekse bir bakalım. O tarafta biraz toparlanma görüyorduk geçtiğimiz haftalarda. Görüyorsunuz diplerden yukarıya doğru gitme isteği var. Bu aslında G20'den sonra oluşan bir durum. Yani G20 sonrası Çin biraz daha parasını sağlam tutmaya çalışıyor. Böyle devam etmesi kendisi açısından ne kadar faydalı tartışılır ama Fed açısından elini biraz daha kuvvetlendiren bir gelişme olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Çin'in taşıdığı tahvilleri vesaire Cuma günü inceledim. Dolayısıyla o kısmı pas geçiyorum. Parite tarafına gelelim. Paritede 200 günlük ortalamasına nihayet geldi. Zaten birkaç gündür opsiyonlarda satışın başladığını, dolayısıyla hareketin yönünün aşağıya doğru olacağını paylaşıyordum. 200 günlük ve 50 günlük ortalama aşağı yukarı aynı seviyelerde. Yani 1.11.45 ile 60 arası önemli bir destek gibi gözüküyor. Bu seviyelerin kırılması durumunda ki muhtemelen FOMC'ye bağlı olacaktır. Şurada aşağıda gördüğünüz 1.10.60'lar önemli olacak. Bu seviyenin kırılması tabii bence ciddi bir baskı yaratacaktır. Hemen az önce bahsettiğim opsiyonların durumuna da bakalım. Opsiyon tarafı az önce gördüğümüz tepkiye rağmen genel olarak satıcılı. Çok yoğun bir satış olmadığını görüyoruz ama genel olarak satıcılı diyebiliriz. Spread tarafına bakalım. Orada da tabii enflasyonla beraber 1.73'lere kadar yükselen bir 10 yıllık vardı. Ardından 1.69-70'lerde olmasına rağmen Alman bundlarının yeniden eksiye geçip artı eksi arasında gidip gelmesi pariteyi dolar lehine destekleyen bir durum. Açıkçası çok düşeceğini Alman bundlarının düşünmüyorum. Bence burada da getirilerin yönü yukarıya olacaktır. Ama şimdilik son gelişmeler Berlin'de Merkel'in gerilemesi, koalisyonun hükümeti kaybetmesi gibi unsurlar düşündürücü olabilir belki. Parite tarafında aşağıya baskının sürmesi ama tabii 1.11.40'ların kırılması gerekiyor. Japonya'nın tarafına baktığımızda orada bir belirsizlik söz konusu. Şu an için baktığımızda aslında çok net bir aşağı trendten bahsedebiliriz. Dolayısıyla Japonya'nın da bir dönüş başladı tarzı analiz çok doğru olmayacaktır bence. Ama ben bu toplantıda hatırlarsanız bundan öncekinde Boj'un hareket etmeyeceğini söylemiştim ama bu toplantıda açıkçası Boj'dan bir hareket bekliyorum. Bunun ne olacağını önümüzdeki günlerde tartışacağım ama çok büyük bir ihtimalle bu hareket ilk başta yukarıya doğru bence bir yen satışına neden olacaktır. 104'leri geçebilirsek veya şuradaki tepe 104.30'ları geçebilirsek o zaman devam eder. Ama açıklamadan sonra yukarı hareketin tekrar aşağı dönmesi riski var. O da hangi koşullarda oluşur? Önümüzdeki maillerde paylaşacağım. Metaller tarafına gelelim. Metallerde aslında söyleyebilecek çok fazla bir şey yok. Burada yukarıda 1.365 direnç oluşturmaya devam ediyor. Aşağıda da görüyorsunuz 1.306 seviyesini yeniden gördü ve oradan gelen tepkiyle şu anda daha yukarıda seyrediyoruz. Buradaki sorunu zaten birkaç haftadır paylaşıyorum. Çok yüksek long pozisyonlar var. Bu yüksek long pozisyonlarda bir türlü eritilebilmiş değil. Bu şekilde bir hacim geçirerek aynı seviyelerde dolaşarak durum değişebilir mi? Elbette mümkün ama benim beklentim o değil. Benim beklentim hala burada sert bir satış gelmesi yoluyla altında bir çözülme olması. Yani 1.306'ların kırılmasını bekliyorum. Gümüş tarafına da hemen bir göz atalım. Orada da benzer bir sorunumuz vardı hatırlarsanız. Burada tabii kritik seviye 19.30'lar. Bu seviyelerin üzerine atabilmesi pozitif olacaktır. Bugün de bu hareketi denemeye çalışan bir gümüş görüyorsunuz ama o tarafta da yüksek orandaki longlar devam ediyor. Hemen şurada açabilirsem.
Görüyorsunuz burada da altından biraz daha fazla satış gelmiş durumda ama hala çok yüksek miktarda long var. Dolayısıyla bu iki unsurun aşağı yönde baskı yaratmasını devam ediyorum. Ama yukarı tarafa baktığımızda 1365'lerin kırılması daha önce de söyledim. En azından teknik alışları getireceğinden dolayı önemli bir gelişme olacaktır altında. Petrole geçmeden önce hemen bir bakıra bakmak istiyorum. Burada geçtiğimiz hafta güzel bir satış geldiğini gördük. Şurada gördüğünüz gibi Bollinger'da orta bandında üzerine çıktı. Burada açıkçası yeniden yukarıya doğru bir hareket beklentim var. Şu anda Amerika'daki vadeli piyasaya bakıyoruz ama LME tarafından da baktığımızda yeniden 5000'lere doğru bir toparlanma olmasını bekliyorum. Çin'den gelen iyi veriler, stabilizasyon biraz daha yüksek seviyeler görebileceğimizi düşündürüyor bana. Buradaki pozisyonların durumuna da hemen bir göz atalım. Biraz daha ortada bir durum var burada. Görüyorsunuz genel olarak baktığımızda bir short pozisyon söz konusu ama bunun ortalamaya yakın seviyelerde olduğunu, bize net bir sinyal vermediğini söyleyebiliriz. Petrol tarafında 27'sindeki toplantı bekleniyor. Tabii bu oldukça kritik olacak. Bu tarafta 200 günlük ortalamasının altına kayan bir petrol var. Geçtiğimiz haftalarda böyle bir hareketten sonra hızla yukarıya atmayı başarmıştı. Şimdi tekrar bunu yapıp yapmayacağını göreceğiz ama 44.10 seviyelerini direnç olarak görmemiz gerekiyor. Şöyle aylık bazda, haftalık bazda da göz atarsak burada hala ben ciddi bir dip oluşumu üzerinde çalıştığını düşünüyorum. Elbette tetikleyici seviyelerin çok altındayız. Yani formasyonun tamamlandığını söylemek için erken. Ama şurada gördüğümüz yükselen dipler, göstergede gördüğümüz yükselen diplerde destekleyici bir durumda. Yeni bir dip beklemiyorum. Karar ne çıkarsa çıksın ama şurada gördüğünüz gibi haftalık bazda aşağı yukarı 41.5'ların altında bir kapanış bizi 40-30 dibine getirecektir ki bunun altına gelmesi biraz hayal kırıklığı olur diye düşünüyorum. Beklemiyorum ama yine de bahsettiğim seviyeleri yakından takip etmek gerekiyor. Buradaki pozisyonlanma nasıl? Piyasa ciddi bir çir görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde genele bakıyoruz yalnız burada. Sadece fonlara bakmıyoruz. Onu söylemem lazım. Ciddi bir anlamda long pozisyon taşımıyor ama son dönemlere bir kenara bırakırsak aslında oldukça yoğun long pozisyonlarda olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 27'sindeki karar ki karar bir karar kelimesi hatalı olacak çünkü bu karar alınacak bir toplantıdan ziyade biraz daha görüş alışverişi yapılacak bir toplantı gibi gözüküyor. Ama tabii ki dondurma üzerinde anlaştık tarzında bir açıklama pozitif olacaktır. Dolayısıyla petrol tarafında bahsettiğim seviyelerin özellikle 44.10'un üzerine çıkmadığı sürece biraz daha takipte olmakta fayda var diye düşünüyorum. Son olarak 10 yıllıklara bir göz atalım. 10 yıllıklarında 200 günlük ortalamasının altında seyrettiğini, henüz o seviyeyi test etmediğini görüyoruz. Orada da tabii Fed'i bekleyen bir piyasa var büyük bir ihtimalle. Burada da piyasanın ne kadar long veya short olduğuna bir bakarak bitirelim. Açıkçası benim Fed ile ilgili görüşüm, özetleyeyim daha sonra detaylandırırım. Eylül açıklamasının biraz daha agresif olacağı, şahince olacağı, faiz artışı gelmeyecek ama şahince olacak. Aralıkta veya Eylül'den sonra yapabileceği herhangi bir arttırımda diyelim, Aralık'ta sınırlamayayım kendimi, Ekim'de de olabilir. Yapılacak olan artışta bu defa güvercin bir tavır takınacağı, yani artışı yapacak ama beklentilerinin çok aşağıya çekilmesi söz konusu olacak veya açıklamaya baktığınızda çok yukarı bir potansiyel olmadığını göreceğiz. Dolayısıyla ilk başta Amerikan yıllıklarının Aralık
ayına kadar olarak bakarsak yukarıya doğru hareketini beklemeye devam ediyorum. Yani aşağı yukarı 200 günlük ortalamasının geçtiği 1.78'ler bence test edilecek. Senenin geri kalanında da bu seviyenin üzerine doğru bir hareket söz konusu olacaktır. Ama ne kadar yukarıya gider, yani şurada gördüğümüz bu alanı geçebilir mi? Ondan şüpheliyim. İki seviyesi en iyi senaryoda iki seviyeleri görülebilir diye düşünüyorum. Ama unutmamak gerekir ki piyasanın diğer bir göstergesi olan LIBOR faizleri de yukarıya doğru hareketini sürdürüyor. Herkese iyi haftalar diliyorum.